Canlı yayınımıza başladık öncelikle. İlk canlı yayınımız hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, Sayın Müdürüm şu an canlı yayınımıza başladık. Dinliyorum Murat Hocam, teşekkür ederim. Öncelikle seyircilerimize bir seslenelim. Sevgili seyircilerimiz, hoş geldiniz diyelim. Şu anda bize 42 tane izleyicimiz izliyor Sayın Hocam, bilginiz olsun. Sırrı Recep Anadolu Lisesi olarak YouTube'da bir canlı kanal yapalım ve bizi sevenlerle, bizimle iletişime geçmek isteyenlerle bir imkan daha oluşturalım istedik. Pasifik Kulübü olarak böyle bir şey öncülük yaptık. Müdürümüze sağ olsun, böyle bir fikrimiz olduğunu söylediğimizde hemen desteklediler. İlk canlı yayınımızı da Sayın Müdürümüz Ali Duran Beyefendi ile yapacağız birazdan. Ona çeşitli sorular soracağız. Kendisiyle ilgili sorular soracağız. Eğitim öğretim anlayışıyla ilgili sorular soracağız. Efendim, neden idareci olduğunu soracağız. Tabii çok merak edilen bir şey var. Onu da en sonda onu soracağız. Sırrı Recep Anadolu Lisesi'nin yeni binası ne alemde? Yeni eğitim öğretim dönemine yetişecek mi? Herkes bunu çok merak ediyor. Çok da soruyorlar bize. Biz de hazır müdürümüzü karşımızda bulmuşken efendim bunları soracağız. Sayın müdürümüze hoş geldiniz diyerek yayına başlayalım yavaştan. Sayın hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Murat Hocam. Bu arada sen soracağın soruların bir kısmını saydın ama tabii benim de bunların dışında belki söyleyeceklerim olabilir aklımda olan. Mesela okulumuzu tercih etmek isteyen 8. sınıf öğrencilerinin belki hani katılımları olabilir. Onlarla ilgili de benim söylemek istediklerim, hedefi siyah olan öğrencilerimiz vardır aramızda muhtemelen. Onlarla ilgili de söyleyeceklerim var ileride. Ya da siz böyle bir soru sorarsanız onu cevaplarız. Sorayım, sorularımızın arasında var hocam. Bütün sorularımızı özellikle söylemedim. Tamam. Bazıları sürpriz olsun. Öncelikle ben şu anda bizi izleyen bütün arkadaşlarımızı, velilerimizi, varsa aramızda mezun veya öğrencilerimizi selamlıyorum saygıyla. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Size de ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. Böyle bir programın öncülüğünü yaptınız. Felsefe Kulübü olarak, aynı zamanda bizim felsefe öğretmenimiz olarak. Güzel bir başlangıç oldu. Ama biliyorsun hep bu aklımızdaydı ve bundan sonra da bunu okulun bir hani platformu olarak rutin şekilde devam ettirmek istiyoruz. Okulumuza güzel bir kazanç olur. Çünkü bizim mezunlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, biz büyük bir camiayız. Sürekli paylaşımlarımız olacaktır. Tabii farklı alanlarda, belki öğrencilerimiz de, belki işte öğretmenlerimiz de veya kariyer sahibi olan mezunlarımız da söyleşi şeklinde bu programları biz devam ettirmek istiyoruz. Bu yüzden bir başlangıç olduğu için size özellikle teşekkür ediyorum Murat Hocam. Estağfurullah. Ben de böyle bir imkan tanıdığınız için teşekkür ederim. Keşke diyorum, keşke hani bunu şu anda aynı odada öğrencilerimizle birlikte yapabilseydik. Veya yüz yüze söyleşi şeklinde gerçekleştirebilseydik. Günü böyle isterdi ama tabii teknoloji bize imkan sunuyor. Buna da şükrediyoruz. Teşekkür ediyorum. Herkese de saygıyla selamlıyorum. Evet. İlk canlı yayınımız hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de. Öncelikle o zaman hemen çok uzatmadan ilk sorumuzla başlayalım hocam hazırsanız. Tabii ki. Klasiktir söyleşilerde biliyorsunuz. İlk soru hemen sorulur. Hocam sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kendinizi tanıtabilir misiniz? Şimdi ben aslında yeni değilim biliyorsun. Biliyorum. 20 senedir bu okuldayım. Beni herhalde şu anda izleyicilerimin hemen hemen hepsi tanıyordur ama ben yine kısaca, belki ayrıntılı bir şekilde hemen kısaca bahsedeyim. Ben 1968 Balıkesir'in Ertuğrul Köyü doğumluyum. 1991 yılında da öğretmenlik hayatım başladı. 2001 yılından bu yana da Sırrı Yurcalı Anadolu Lisesi'nde görev yapıyorum. Büyük çoğunluğu öğretmen olarak tabii geçti. Son 6 yılında da idarecilik yapıyorum. Evliyim. 2 çocuğum var. Allah bağışlasın. Bu kadar yani. Evet hocam. Teşekkür ederiz hocam. Tabii mutlaka sizi tanıyorlardır. Mezunlarımız da çok sayıda, okulda da uzun süredir görev yaptınız ama
belki de ilk defa izleyenler vardır düşüncesiyle. Bir de mutlaka bozmamak iyidir. Yani o noktadan hareketle böyle bir soru sordum. Hocam, eğitim anlayışınızı merak ediyoruz. Eğitime bakış açınızdan bahsedebilir misiniz bize? Evet. Eğitim anlayışımız tabii odak bir soruyla başlamış olduk. Hızlı bir söyleyiş olacak güzel, hocam. güzel bir soruyla da başlamış olduk aslında. Hani biz de aslında eğitim anlayışımızı, hedeflerimizi, okulumuzu anlatmak, tanıtmak istiyoruz. Diyoruz ki hani bu platform o yüzden çok güzel oldu. Bizi bizden duysunlar, bizden öğrensinler. Bu açıdan hani güzel bir soruyla başlamış olacağız. Eğitim anlayışımız deyince ben aslında bunu hani bir cümleyle özetleyip açmak isterim. Buyursunlar. Her toplantımızda da zaman zaman bahsetmeye çalışıyoruz. Benim şahsi eğitim anlayışım, ki bunu bütün öğretmenlerimiz de aynı görüşte olduğunu düşünüyorum. Okulların yaşam alanı olması. Yani benim idarecilik hayatım boyunca düşündüğüm ve bundan sonra da düşüneceğim hep bu olacak. Sırrı yırca, tabii ben bu okulun idarecisi olduğum için bu okul bazlı konuşacağım konuşmalarımda. Ben şunu istiyorum. Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi bir yaşam alanı olsun istiyorum. Yani bu bir cümle tabii. Şimdi bunu biraz açmak istiyorum. Evet. Yaşam alanı dediğimiz zaman da benim öğrencim sabahleyin okula kalktığı zaman, yatağından kalktığı zaman isteyerek okuluna gitsin. Okul bittiği zaman, işte 8 dersi tamamladığı zaman okuldan istemeyerek ayrılsın. Evine gidip yemeğini yiyip tekrar okuluna gelsin. Yani bunu neden söylüyorum? Yani bir öğrenci 5 yıllık bir süreyi Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde geçiriyorsa bu hayatının önemli bir parçasıdır. Başlayıp hemen bitsin de buradan başka bir yere gideyim anlayışıyla değil, dolu dolu yaşasın bu 5 yılı. Becerilerini burada ortaya çıkarabilsin, yeteneklerini ortaya çıkarabilsin, kendini ifade edebilsin. Bağlılığı kendisine katabilsin. Çünkü hayatında 5 yıllık süre az bir süre değil. Yani burada yaşarken mutlu olsun. Ayrıldığı zaman da buradan giderken üzülerek ayrılsın. Yani biz bunu istiyoruz. Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi şu ana kadar 1984 yılından beri mezun, 1984 yılında kurulmuş ve 1989 yılından beri de hani mezun veren bir okul. Bir hesap yaptığımız zaman kabaca da şu anda 5000 tane mezunumuz var bizim. Şu ana kadar bu anlayışı biz okulumuzda zaten devam ettiriyoruz ve ettirmek de istiyoruz. İki yıldan beri de şöyle böyle bir hamle yapmıştık aslında biz. Hani yaşam alanı derken, okul yaşam alanı derken mesela çocuk 8 saati ders, akademik alanlı dersi tamamladıktan sonra öğleden sonra spor salonuna gidip ders bittikten sonra yemeğini yesin gelsin, orada zaman geçirsin istiyoruz biz. İşte tiyatro yapmak isteyen, tiyatro çalışmak isteyen tiyatro salonumuzda çalışsın istiyoruz. İşte koro çalışmak isteyen işte orada çalışsın istiyoruz. Akademik alanda projelerini yapmak isteyen atölyelerimizde çalışsın istiyoruz. İşte söylemek istediğim, işte yaşam alanı derken bunları kastediyorum. Hatta hafta sonu gelsin, işte sporunu yapabilsin spor salonunda. Velisiyle birlikte geldiği zaman velisine de hitap edecek şekilde böyle yürüyüş alanı veya spor yapabileceği alanlar olsun istiyoruz. Ya bunlar belki abartılı gelebilir ama biz bunların zaten büyük bir kısmını okulumuzda yaptık şimdiye kadar, yapıyorduk da. Biliyorsunuz bizim eski okulumuzda hafta sonları spor salonumuz hep açıktı. Evet. Velilerimiz geldiği zaman da dikkat ettiyseniz hep kaldırım taşlarında, yürüyüş alanında yürüyüşlerini yapıyorlardı. Ben bunun için de aslında bir girişimde bulundum. Belediye başkanımızla görüştük. Hedefimiz vardı. Orayı bir yürüyüş parkuruna çevirelim ki hafta sonları burası bir yaşam alanı şeklinde gelen velimiz burada değerlendirsin. Hatta ne yaptık? Oraya spor aletleri getirdik. Evet. Gelen velilerimiz öğrencisini getirmişse orada sporunu yapabilsin gibi. Yani aslında bizim kısaca eğitim anlayışımızı bir cümleyle toparlarsak okul yaşam alanı olsun. Öğrenci okula isteyerek gelsin, yüzeyerek ayrılsın. Hafta sonunu
boş zamanlarını okulda geçirebilsin. Projesiyle, tiyatrosuyla, konseriyle. Biliyorsunuz bizim rutin konserlerimiz var her yıl. Evet, onu söyleyecektim. Ben araya girmeyeyim, akış bozmayayım dedim evet, ama. Her yıl tiyatrolarımız var. Hem İngilizce yaptık hem Türkçesini yaptık. Bunu halka açık bir şekilde yapıyoruz. Tek eksiğimiz vardı bizim. Eski okulumuzda. Bir konferans salonumuz. Etkinlikleri sergileyeceğimiz bir alanımız yoktu. Ama inşallah biraz sonra sorularımızın arasında söylediniz. Yeni okulumuz dediniz. Yeni okulumuzla ilgili de müjdeyi verirken ondan da bahsetmek isterim. Evet, bununla ilgili herhalde şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok açıklayıcıydı. Müsaadenizle ben de buraya bir iki cümle ilave etmek isterim. Okuldaki en yeni öğretmenlerden biriyim. Tabii dışarıdan Siyali duyunca, koklayınca zannediyoruz ki Siyali'deki öğrenci sadece ders çalışıyor. Sadece üniversite sınavına hazırlanıyor. Siyali'ye geldiğimde gördüm ki sportif anlamda, sanatsal anlamda, resimde, işte müzikte çok güzel başarılar var. Siyali'nin müzik grubu var. Siyali'nin işte fiziğe katılan öğrencileri var filan. Çok mutlu olmuştum ve okulun yaşam alanı ne demek dediğiniz şeyi bizzat yaşayarak deneyimledim. Bundan dolayı da sağladığınız imkanlar için öğrencilerimiz adına, velilerimiz adına ben size teşekkür ediyorum. Murat Hocam, Hocam, bir efendim, şey daha ilave etmek istiyorum ben buna. buyursunlar. Yani eğitim anlayışınıza bir ilave daha yapmak istiyorum. Bunu gönülden samimiyetle söylüyorum. Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde öğrenci mutlu olmalı, öğretmen mutlu olmalı, çalışan mutlu olmalı. Yani benim hedeflerimden bir tanesi de bu. Öğretmenim bu kadar zahmet çekiyorsa, bu kadar fedakarlık yapıyorsa, mutlu bir şekilde çalışacağı bir ortamın oluşması lazım. Bu hem öğrenci için hem de çalışan için geçerli. Hedeflerimden bir tanesi de bu. Bu aile içerisinde herkesin tatmin olacağı bir ortam oluşması gerekiyor. Eğitim anlayışımıza katkı, yani ilave olarak bunu da söylemek isterim. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi hocam bir kocaman bir soru daha geliyor burada. Şimdi Siyal, Siyal, Evet. Siyal. Her yerde Siyal. Türkiye'nin her yerinde ismi bilinen bir okul. Üniversite gezilerine gittiğimizde filan Siyal'den geliyoruz deyince bakışlar hemen değişiyor. İşte dışarıda Siyal'de çalışıyorum deyince bakışlar hemen değişiyor. Siyal, Siyal yapan marka değerleri neler hocam? Neden Siyal bu kadar önemli bir kurum? Neden insanların gündeminde, neden herkes Siyal'e gelmek istiyor? Evet, bu da yine önemli ve güzel bir soru. Hani cevap verirken de ben biraz dikkat etmem gereken bir soru diye düşündüm şimdi. Tabii burada tabii bizden önce çalışan öğretmenlerimiz, emekli olan öğretmenlerimiz de bir saygıyla Evet. anmak istiyorum ben. Özellikle Hepsinin emeğine kurucularımız sağlık. Sayın Süleyman Sayan'ı da saygıyla selamlıyorum. Onların katkıları çok büyük. Ama bence şunu da ihmal etmeyelim. Siyal yapan etkenlerden bir tanesi de öğrenci. Bakın, yani zaman zaman örneklerini vereceğim, ileride de veririm. 91 yılında ilk mezunlarımızı vermişiz biz. Ve hala 91 mezunlarımızla irtibat halindeyiz. Ve hep arayıp sorarlar ve hocam bir ihtiyacınız var mı? İmkan, yani yapacak bir şey var mı? Yani böyle bir aileyiz, böyle bir bütünlük içerisindeyiz biz. Biraz sonra örneklerini de vermek isterim. 2 yıl önce başlattık dedim, az önce bir hamle başlattık biz dedim. Bakın 2 yıl önce, madem burada yeri gelmişken örnek vereyim. Küçük bir anım oldu. Mesela 91 mi, 93 mezunlarıydı. Ya 93 mezunlarımızdan bir mezunumuz aradı. Hocam, bizim bir grubumuz var. Elimizde de cüzi bir miktarda bir paramız var. Okulun bir ihtiyacı var mı? O para da hadi söyleyeyim şimdi belki 3 bin lira, 2 bin lira bir şeydi. Dedim ki ya böyle olmaz mı? Tabii ki yani bizim ihtiyacımız, biz her imkanı değerlendirmek istiyoruz ama aslında bizim aklımızda dedim bir proje sınıfı yapmak var. Bakın 91-93 mezunlarından bahsediyorum şu anda. Evet Proje hocam. sınıfı yapmak var. Bir tek biliyorsunuz şartlar değişiyor, hedefler değişiyor, yeni İhtiyaçlar değişiyor. ihtiyaçlar doğuyor. Şu anda gündemde olan ne var? İşte, ne var? İşte robotik kodlama sınıfı var, proje sınıfı var. İnanın yani bunu ikili etmediler. Bir haftanın içerisinde, 2 yıl önceden bahsediyorum. Evet.
Yani 30 bin liraya yakın para topladılar. Hocam hemen başlayalım. Biz de tabii sorumluluk arttı o zaman. Hemen başladık. Hatırlarsanız güzel bir projesi de Çok çıkmıştı. kısa Bir sürede hafta çok güzel bir sınıf içinde. olmuştu. Evet. Arkadan hemen örneğini vereyim. Zaman sınırımız yok nasıl olsa değil mi Yok yani? hocam, yok, hiç sıkıntımız yok. Hemen arkadan mesela resim atölyesi yapıldı hatırlarsanız. Evet. 95 mezunlarının katkılarıyla kütüphane için bir girişimimiz olmuştu. 97 ya da 98 mezunlarımızla. Yani dediğim gibi büyük bir aileyiz, büyük bir camiayız biz. Ve arkamızda bu kitle olduğu sürece de çok hani güvende hissediyoruz kendimizi, güçlü hissediyoruz. Siyal yapan değerlere ilave olarak hani onu söylemek istedim ben. Evet. Neden bu kadar büyük bir markayız, neden bu kadar konuşuluyoruz? İşte bu yüzden konuşuluyoruz. Biz bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Ama bu ailenin temellerini atan dediğim gibi Sayın Süleyman Sayan aynı zamanda benim idareciliğimi de yaptı. Ve emekli olan öğretmenlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü bu iklimi yaratan, bu kurumsal havayı oluşturan abilerimiz, büyüklerimiz onlar da. Biz de üzerine ne koyabilirsek onun gayreti içerisindeyiz. Tabii şimdi bu sorunun üzerine bir iki cümle daha edip öyle geçeyim. Buyurun, Şimdi buyurun. bunun içerisinde ne var? Hani derseniz bizde bir iç disiplin var. Yani buraya gelen öğrenci bu disiplini kazanıp buradan gidiyor. Buraya gelen öğretmen arkadaş bu kurumsal yapıya uyup buna ayak uyduruyor. Yani benim işte basit bir örnekle hemen anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz zil çalar bizde zil çaldığı zaman öğrenciden önce öğretmen hani sınıfına Evet, girer. bir sessizlik Bu hakim olur koridorda evet. böyle. Bu bir, evet, iç disiplindir. Bir sınav varsa veya ders zil çalmışsa bazen misafirler gelir okula. Ya öğrenci yok mu bu okulda dediğini ben çok duymuşumdur. Evet, ben de duydum. Veya işte öğrencilerimiz kütüphane ders çalışır, kütüphaneyi görmek için bir misafir ağırlarız, bakarken kapıyı hemen geri kapatır. Çünkü orada bir sessizlik vardır, herkes test çözüyordur, dersini çalışıyordur. Yani bu iç disiplini işte diyorum sağlayan, bize veren önceki abilerimiz, büyüklerimiz, öğretmenlerimiz. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Biz de bunun üzerine ne koyabilirsek koyup yolumuza devam etmek istiyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Evet. Harikulade bir okul, harikulade bir kültür bırakmışlar. Yani öğrencilerimizle dışarıda sohbet ettiğimiz zaman özellikle mezunlarla Tabii ki her yani biri bizim geri dönmek istiyor hocam. Bunu şey olsun diye söylemiyorum. Her biri keşke diyor o günlere geri dönebilsek. Demek ki çok tatlı anılar yaşamışlar. Hocam biraz daha böyle klasik bir soru olacak ama herkesin yine merak ettiği bir şey. Çünkü Siyah dedik ya, her yerde çok konuşulan bir okul ama en çok da konuşulan galiba bu konu. Siyah'ın eğitimde varmak istediği hedefler neler? Ve bu yılki, yani bir önceki yılı kastederek ifade ediyorum. Başarımız nasıldı? Yani özellikle üniversiteye öğrenci gönderme başarımız nasıldı? Sosyal etkinliklerde ne yaptık? En Evet. çok bunlar konuşuluyor. Ben de tekrar bir sorayım Aslında istedim. yani benzer sorular oldu Murat Hocam. Evet, Yine bana da evet. cevap vereyim. Şimdi varmak istediğimiz hedef ne? Aslında varmak istediğimiz hedefi de bir cümleyle söyleyip ondan sonra da yine açıklamaya çalışalım. Buyurun hocam. Buraya gelen öğrenci, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenciye biz bir iç disiplin, yaşam disiplini vermek istiyoruz. Yani yaşam disiplininin içerisinde çok şey var ama. Yani 5 yılını burada geçirirken çocuk burada bir yaşam disiplini, hayat tecrübesi edinecek ve öyle buradan ayrılacak. Tabii ne olacak bunun içerisinde, yaşam disiplininin içerisinde? Az önce söyledim, öğretmen için söyledim, öğrenci için de. Zil çaldığı zaman çocuk sınıfında olacak. Veya okul 8.30'da başlıyorsa 10 dakika önce öğrenci orada olacak. Yani bunlar hep yaşam disiplini, hayat disiplinidir. Bunu burada 5 yıl çocuk uyguluyorsa yarın bir iş sahibi olduğu zaman da aynı şeyi uygulayacak. Tabii bunlar biraz konu açılması gereken bir konu aslında. Bizim varmak istediğimiz hedef ne? Yani biz topluma yön veren, hayat tecrübesi olan, iletişim becerisi olan,
Bakın en az iki dil bilen, bunları ben şimdi söylemiyorum. Bunlar hep bizim konuştuğumuz, dillendirdiğimiz, anlattığımız şeyler öğrencilerimize. Bakın en az iki tane dil bilen diyor. Dil özgürlük demek bildiğiniz gibi. Yani sizin malınız vardır, paranız vardır, her şeyiniz vardır ama eğer şu dil yeteneğiniz yoksa istediğiniz yere gidip konuşamazsınız. Mutlaka birisine bağımlısınızdır. O yüzden bizim hedeflerimizden bir tanesi en az iki tane dil diyorum. Bakın bir İngilizce demiyorum. En az iki dil bilen diyor. Yeri geldikçe yine bu konuyu bunu da açarız. İletişim becerisini bakın iletişim becerisini becerisi yüksek sosyal alanda güçlü bireyler yetiştirmek istiyoruz biz. İletişim becerisi yüksek, sosyal yönü güçlü, teknolojiyi iyi kullanan ve dil bilen dediğimiz zaman artık bundan sonra bir şey söylemeye gerek yok. Tabii. Bundan sonra söylenecek tek bir şey daha var. Milli manevi değerlerine bağlı, ülkesini seven, vatanını, milletini seven, bireyler olarak toplumun her alanına hükmeden insanlar yetiştirmek istiyoruz. Sorumluluk alsınlar, değil mi? Memleket için. Bugüne kadar da bunda başarılı olmuş muyuz? Mezunlarımızı gördüğümüz zaman göğsümüz kabarıyor. Demek ki olmuşlar ve olmaya çalışıyoruz en azından böyle söyleyeyim. Çünkü Türkiye'nin, dünyanın birçok yerinde bizim kariyer sahibi mezunlarımız var. Sürekli iletişim halinde olduğumuz mezunlarımız var. Onları gördükçe de biz seviniyoruz. İşte bizim, biz bunlara burada bir katkımız oluyorsa, değerlerine bir artı değer katabiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. Evet. Hocam yeri gelmişken ilave edeyim. Şimdi Siyal hayal edilen bir okul. Birçok 8. Evet. sınıf öğrencisi tarafından hayal edilen bir okul ve bizim okula gelmek istiyorlar. Bizim okula gelmek isteyen bu yeni canlara, yeni yüreklere nasıl bir mesaj verirsiniz Sayın Hocam? Çok güzel oldu aslında bu soruyu sorma. Ben de onlara bir mesaj vermek isterdim. İsterim. Az önce söyledim zaten. Evet, söylemiştiniz. Başında. Özellikle onlara hitap etmek isterim. Aileleri varsa, şu anda bizi dinleyen ve hakemleri varsa. Zaten biliyorsunuz Sırrı Yücel Anadolu Lisesi tercih edilen bir okul. Bizim 0.30'luk dilimden, 0.40'lık dilimden öğrencilerimiz var. Evet. Fen Lisesi tercih etmemiş. Türkiye'nin herhangi bir Fen Lisesi'ni tercih etmemiş. Ama Sırrı Yücel Anadolu Lisesi'ne gelmiş. Hatta biz kayıtlar sırasında yeni gelen evlilerimizle özellikle hani konuşup anlatıyoruz. Yani çok söyleyen olmuştu. Mesela diyor ki biz tek tercih yaptık. Diyorum, sadece Sırrı Yücel Anadolu Lisesi. Kaç puanı diyorum. En iyi fen liselerine en yüce puanı var. 0.43 mesela, 0.39 mesela gibi. Neden tercih ettiklerini tabii bize söylüyorlar bu arada. Hani niye tercih ettiklerini söylüyorlar. Şimdi benim 8. sınıflara söyleyeceğim bir şey var. Belki merak eden, belki yani düşünemeyen, belki farklı düşünenler olabilir. Bazen de şöyle oluyor. Ben diyor hedefim Ankara. Benim hedefim diyor işte isim vermiyorum okul ismi İzmir şu okul. Evet çok iyi puanım var %1'lik dilim. Neden diyorum? Bir düşünüyor mesela o zaman nedenini aslında hani kendi de yorumlamamış belki. İyi okul diyor işte oraya iyi öğrenciler geliyor. Türkiye'de en çok tercih edilen okul. Hı hı hı. Benim söyleyeceğim onlara birkaç şey var. Şimdi Sırrı Yücel Anadolu Lisesi'nde mesela bir öğrenci ne ister? Mesela okuldan ne bekler bir öğrenci? Okulun kendine iyi bir eğitim vermesini ister. Şimdi burada biraz mütevazı olmayacağım ben ama inanın öğretmenlerimiz o kadar fedakarlık yapıyor ki sizler de dahil. Sağ ol. Balıkesir'de hem manevi yönden hem de akademik yönden şu anda en iyi öğretmenler bizim okulda. Bakın buraya geçtim şimdi. Öğrenci burada başka bir şey söyleme hakkı yok şu anda bize bu konuda. En iyi öğretmenler bizde. Akademik alanda. Ne yapmak ister başka öğrenci? Ben proje yapacağım. Değil mi? Evet. Geçen sene bizim 20'nin üzerinde TÜBİTAK projemiz vardı bizim. Geçen yıl. Ve proje yapacak öğretmenlerimiz, deneyimli öğretmenlerimiz var şu an. Ve her türlü imkanı, biz yapabileceğimiz her türlü imkanı yapmaya hazır öğrenci. Başka da ister bir öğrenci. Ya ben spor yapıyorum da, ben işte şu alan ve her türlü imkanı sağlamaya hazırız. Biz sağlayamıyorsak arkamızda güçlü bir derneğimiz var bizim. Güçlü mezunlarımız var.
onu sağlamaya hazırız. Gerekirse işte farklı kuruluşlardan destek alabiliriz. Spor, 3 tane beden eğitimi öğretmenimiz var, spor salonumuz var. Başka ne ister? Ben der işte müzik yapıyorum der. Bak her yıl biz koro, Türk Halk Müziği koromuz var. Hem İngilizcesini yaptık hem Türkçesini yaptık. Bunu halka açık yaptık biliyorsun. Çok güzel bir stüdyomuz var okulda. Müthiş bir stüdyo yani. Aynen. Resim yeteneği varsa bak biz öğrencilerimize bile sergi açıyoruz. Yani resim sergisi açtık mesela geçen yıl. Biliyorsunuz her hafta bizde bir değil birkaç tane etkinlik. Evet, yetişemiyoruz Hatta bazen. aynı gün belki iki tane, üç tane etkinlik olduğu zamanlar olmuştur. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir öğrenci ne istesin? Ha ben annemin babamın yanında okumak istemiyorum derse o ayrı bir mesele tabii. Biz onu ama öğrenciye hitap edecek biz dediğimiz gibi şartları hazırlıyoruz. Bizim her yıl çıkan bir dergimiz var biliyorsun. Artı öğrencilerimizin yaptığı Motion, İngilizce dergi var. Gazetemiz var mesela. İngilizce çıkan bir gazetemiz var. Biliyorsunuz bunları. Evet. Artı bu, ben belli başlı olanları sayıyorum. Yani bunun yanında ilave birçok etkinliğimiz var. Yani burada öğrencinin duyum sağlayacağı, sürücü de anladığınızda duyum sağlayacağı öğrenci için her şey var. Her O şey yüzden var. diyorum ki neden şu okul, işte ben şehir dışında okuyacağım anlayışı oluyor ya bazı öğrencilerin. Bunu söylemek isterim özellikle o 8. sınıf öğrencilerimize. Onlarla tanışmak isteriz. Onları ağırlamak isteriz. Buradan iki tane dil en az bilerek göndermek isteriz. Murat Hocam. Yani diyoruz ki biz 8'lere bize geldiğiniz gibi ayrılamayacaksınız. Buradan Ya, daha olgunlaşmış, daha hayatını, bütünleşmiş, kendini hayatını, gerçekleştirmiş. hayatın bundan sonraki yaşamanın hep bir parçası olarak kalacaksın yani. Evet. Hocam Evet. teşekkür ediyorum. Çok içten bir cevaptı. Madem işi bu samimiyeti içtenliğe getirdik, bize bir hatıranızı anlatır mısınız hocam? Eğitim hayatınızla ilgili. Yani şey, öğrencilerimiz için de bir anekdot olsun. Biraz Çok rahatlayalım evet, geçen halde. rahatlayalım. Biz sohbet edelim hocam, maksat biliyorsunuz Evet, sohbet. sohbet edelim biraz. Şimdi aslında düşünüyorum çok da böyle hani popüler olabilecek bir şey bazı arkadaşlarımız hani espri yeteneği Evet. yüksektir. Ya benim öyle bir özelliğim yok herhalde. Çok da böyle Estağfurullah. hani renk katacak çok fazla bir hatıram yok. Mutlaka vardır ama Harika hocam. isterseniz yakın zamanda şöyle bir mezun öğrencimiz geldi. Dedi ki yakın zamanda daha hemen 2-3 aylık bir mesele. Dedi ki hocam dedi müdürüm dedi ya siz dedi bizi bir tongaya düşürmüştünüz dedi. Onu hiç unutmuyorum dedi. 15 yıl falan oldu tabii bu söylediğim olay. Söyleyeceğim, anlatacağım olay. Ya bizi dedi hani çok mahcup ettiniz dedi. Şok olmuştuk dedi. Tabii ben olayı hatırladım hemen. Ne olduğunu. Onu anlatayım. Buyursunlar. Böyle bir hatıra olarak kaldı bende. Şimdi tabii okul yeni bir okul bizim. Yeni geldi. 3 yıllık falan bir öğretmenim okulda. Sırrı Yüce Anadolu Lisesi'nde. Ve ben kendime bir hedef koymuştum. Burası Sırrı Yüce Anadolu Lisesi. Burada öğretmenler de elit, öğrenciler de elit. Evet, ben yüksek lisans yaparak geldim. Yüksek lisans yapan bir biyoloji öğretmeniyim ama bakıyorum deneyimli arkadaşlar, öğrenci çok zeki. Benim yüksek lisans yapmış olmam orada çok fazla bir şey ifade etmedi o zaman. Kendime bir hedef koydum. Ben 3 yıl, 4 yıl dedim burada hem çalışacağım hem öğretmenlik yapacağım. Kendim de çalışacağım. Yani. Ki öyle de yaptım. Ama işte o 3-4 yıllık olduğum sürede bir hatıra geçti. Şimdi tabii yeni gelen öğretmenlere biraz öğrenci deneyimliyse, özellikle üst sınıflarsa nasıl davranacağını bilir. Öyle söyleyeyim ben. Evet. Tabii o dönemlerde biz soruları da elle yazıyoruz, işte fotokopiyle çoğaltıyoruz vesaire falan. Şimdiki teknoloji yok o zaman da. 10 ya da 11, 10. sınıflarda herhalde o zaman. Hazırlık 9-10. Sınav yapacağım ben. Ama öncesinde de çocuklarla şöyle bir tekrar yapacağım. Sınavı da daha sonra yapacağım. Bir gün sonra yapacağım. Ama ben de hazır olsun diye soruları falan hazırladım.
sorularla beraber de tabii o demek ki daha deneyim kazanmamışız o zaman. Sorularla beraber sınıfa girdim. Masama da koydum. Ama tabii dosyamın içerisinde yani. Öyle açıkta değil. Bu kadar da tecrübesiz değilim yani. Estağfurullah. Dosyamın içerisinde ama tabii öğrenci dedim ya, bizim öğrenci hem zekidir hem sevecendir, evet, hem cana yakındır. Tabii, hedefine ulaşır. Varsa kafaya koyduysa ulaşır ona. Ulaştı. Tabii onlara şimdi belki mesaj olacak bazı öğretmenlerime de. Hemen soru sorma bahanesiyle iki kişi tabii kapatır, yanınıza gelir. Hocam bu soru neydi, bunu nasıl yapacaktık falan diye. Masanın öbür tarafında sorularınız var. Siz de cevap vermek için. Öbürkü gider, öbürkü gelir, öbürkü gider. Ama o arada benim soruların kağıtlarının bir tanesini almışlar. Yani soru soruyoruz, biz de cevaplıyoruz derken almışlar. Ben tabii fark etmedim bunu. Çıktım, öğretmenler odasına gittim, çayımızı içtik ama o arada da bir sonraki ders din kültürü öğretmenimiz Mehmet Ali Bey vardı. Ya dedi, hocam dedi, senin dedi sınıfta dedi, böyle bir hareketlilik var dedi, o sınıftan çıkmış. Ellerinde bir şey var ama harıl harıl çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan dedi. Deyince ben zaten hemen anladım olayı. Jeton düştü benim. Dedim tamam. Bunlar böyle yapmışlar. Anlaşıldı olan. Sonra yazılı kağıtlarına da baktım. Eksik sanırım o zaman. Anlaşıldı olay. Tamam dedim Mehmet Ali Hocam. Teşekkür ederim. Tabii ertesi gün oldu. Ben hiçbir şey yapmadım ama. Hiç de duymamış gibi yaptım. Sınıfa girdim. Çocuklar hazır mısınız? Dedi, hepsinin yüzü gülüyor. Çok neşeliler. Hazırız hocam hepsi. Ondan sonra tamam çocuklar hadi başlayalım. Sınava başladık biz. Soruları dağıttım. Sınava başladı. Bir kapandılar. Hiç tık yok. Herkes yapıyor. Ya diyorum tabii ben de biliyorum ya. Şimdi çocuklar ne kadar çok çalışmışsınız. Beklemiyordum bu kadar diyorum ben onlara. Ya hocam çok iyi öğrendik. Çok iyi öğrettiniz falan. Böyle. Çok ciddi bir şeyi de bozmuyorlar ciddiyetle. Valla mükemmelsiniz diyorum ya. Bakıyorum şimdi diyorum yani çok da güzel yapıyorsunuz falan. Ben de bir saat boyunca onlarla böyle oyalandım, eğlendim. Bir ders boyunca. En sonunda çocuklar dedim kapımı çıkarken zil çaldı tabii. Kağıtları topladım. Hepsi çok rahat, yüzleri gülüyor, neşeli falan. Çok sevindim dedim ya, çok çalışmışsınız. Kağıtlar ama dedim sizde kalsın dedim. Ben dedim bunu size bir deneme olsun diye yaptım. Asıl sınavımız haftaya dedim. Çıktım bir gürültü koptu sınıftan tabii böyle. Artık ondan sonra yanıma da yaklaşamıyorlar. Mahcup da oldular. Böyle. O dönemin tabii versiyonu biraz daha evet, farklı. Evet, versiyon farklı. 2-3 gün boyunca ondan sonra geldiler, özür dilediler falan. Hocam işte kusura bakma yaptık bir hata falan. Ama ben bunu aile içerisinde bir hani ufak bir şey olarak gördüm. Yani evet, hata yaramazlık. Görmedim. Küçük bir yaramazlık bu. Evet ama bence çok güzel bir eğitici oldu. Çok o ders var ya, bir saatte nasıl çalışmışlar, nasıl yazdılar onları. Hani bilmeyen, öğrenmeyecek olan da öğrendi o soruları. İşte kız öğrencimiz 2 ay önce falan geldi. Hocam dedi ya onu hiç unutmuyoruz dedi. Çok güzel bir ders oldu bize dedi. Yani işte böyle bir anım var. Keyifliymiş hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hocam biraz daha ciddi bir soruya geçiyorum burada. Müsaadenizle. Evet. Şimdi ben yani yıllardır öğretmensiniz biliyorum. Öğretmenlerimizden de öğrencilerimiz memnunlar genel anlamıyla konuştuğumuzda, sohbetler esnasında. Öğretmenlik neden bırakılır? Neden idarecilik seçilir hocam? Şimdi idarecilik bu devirde ateşten gömlek. Niye idareciliği seçtiniz? Vallahi Murat Hocam şimdi buna nasıl cevap verelim? Şimdi evet biraz insan böyle zaman zaman tabii daraldığı oluyor hayatta. Öğretmenin de olur, idarecinin de olur. Evet. Bazen düşünmediğim desem yalan olur. Niye yaptım da ama şimdi gerçekten içten bir şekilde cevaplayacağım bu sorunu. Buyursunlar. Şimdi tabii ben 6 yıldır falan idarecilik yapıyorum. Önceden tecrübem var mıydı idareci olarak? Çok fazla yoktu. Kısa aralıklarla daha önce yaptım ama hani ona idarecilik yaptı denecek kadar idarecilik değildi. 6 yıl falan kadar oldu. Neden başladım? Bilmiyorum yani, insan hayatta belki öğretmenlikte bir doyum oluyor. Hani farklı, daha
tecrübelerimle daha farklı hizmet edeyim, daha farklı alanda biraz hedefler belirleyeyim diye düşünüyorsun. Bu hedeflerini gerçekleştirmek istiyorsun belki. Hani 15 yıl kadar, 15 nasıl söyleyeyim şimdi, 20, 15 değil, 20 9 yıllık ben görevliyim. Bunun 6 yılını çıkar. 23 yıl falan öğretmenlik yapmışım demek ki. Demek ki artık hani biraz da diyor, demişim dedim yani. Şimdi öğretmenlik yaparken insanın aklında hep böyle işte idareci olursam şöyle yaparım. Aslında şunu şöyle yapmak lazım. Keşke şöyle yapılsa falan diye düşünceler oluyor. Bizim de içimizde varmış demek ki bu. Biraz da demek ki 23 yıl sonra bu alanda yapmak istediklerimizi, düşündüklerimizi yapacağımız bir ortam doğduğu için evet böyle bir görev kabul ettik. Yani çevremiz de bize bunu itti biraz. Şartlar buna müsaitti. O yüzden biraz da bu alanda hani görev yapmak istedim. Ama şöyle söyleyeyim. Hani keşke dediniz mi diye sorsan şudur bana. Az önce dediğim gibi yorulduğum zamanlar oldu. Oluyor da. Ama iyi ki başlamışım diyor. Neden öyle söylüyorum? Çünkü öğretmenken göremediğim birçok şeyi gördüm. Birçok deneyimi aldım. Gerçekten hani öğretmenken çok basit gördüğüm, sakın yanlış anlaşılmasın, arkadaşlarımın yaptığı işi saygı duyuyorum. Çok büyük emekler harcıyorlar ama kendi adıma söylüyorum, kendimi söylüyorum. Benim için çok büyük mesele olan bazı şeyler, bakıyorum şimdi benim hani o kadar ufak meseleler ki idareci olduğunuz zaman çok daha geniş düşünmek zorundasınız. Büyüyor problemler. Ve birçok alanda tecrübe kazanıyorsunuz. Birçok çevreyi çok daha iyi tanıyorsunuz. Çok deneyim kazanıyorsunuz. O dediğiniz basit meseleler sizin düşünmeyeceğiniz meseleler haline geliyor. Yükümlülüğü, sorumluluğu az mı? Çok büyük sorumluluğu var. Özellikle Sırrıca'da, Anadolu Lisesi'nde idareci çok büyük onuru var, çok büyük sorumluluğu var. Neden böyle söylüyorum? Şimdi ben akşam evime geldiğim zaman acaba elektrikler açık mı kaldı? Kapı açık mı? Acaba elektrik işte jeneratör işte doğalgaz açık mı kaldı? Bunlar benim aklımda hep. Sabahleyin erken gidemediğim zaman acaba kapıda bekleyen var mı? İşte pencereler açık kaldı mı geceden? Bakın bunlar işte sabahleyin kış aylarında okul açık olduğu zamanlar için söylüyorum. Sabah bir gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz teknik bir arıza doğal gaz kaloriferler yanmıyor. O anda çözüm bulmak zorundasın hemen. Çünkü 900 tane can orada sana hemen. Bunlar büyük sorumluluklar. Ama hizmet etmek de büyük bir onur ve gurur, Değer şeref. diyorsunuz yani. Özellikle Sarıyercalı Anadolu Lisesi'nde öğrencilik yapan, öğretmenlik yapan arkadaşlarıma hizmet etmek büyük bir gurur ve onur benim için. O yüzden keşke demiyorum. Daha nasıl hizmet edebilirim? Üzerine daha ne koyabiliriz? Onun arayış içindeyim. Ben de Evet. başarınızın artmasını canı gönülden diliyorum. Allah Tabii güç kuvvet versin. şunu da ekleyeyim. Teşekkür ederim Murat Hocam. Yalnız şunu özellikle söyleyeceğim. Bir müdür okulda hiçbir zaman her şey demek değil. O okul ikliminde öğretmenleriyle, çalışanlarıyla, idaresiyle, öğrencileriyle bir bütündür. Öğrenci eğer istemezse şey yapamazsınız. Öğretmen arkadaş anlayışlı değilseniz ve o da size karşı değilse yine bir şey yapamaz. Yani burada bir başarı oluyorsa, başarı varsa hem öğrencisi hem çalışanı hem öğretmenine aittir. Kesinlikle bu görüşteyim, bu inanıştayım. Evet hocam. Hocam teşekkür ediyorum içten cevap verdiniz. İdarecilik çünkü birçoğu için hedef gibi gözüken, bir kısmı için de zorunluluk gibi gözüken bir durum olur.
Zannediyorum uzunca zaman okulda çalışmış olmanın bu okula sahip çıkmak anlamında da üzerinize düşen görev yapmış olmanın bir bilinci de olmuş. Allah muvaffak etsin, Evet. utandırmasın inşallah kimseyi. Evet, aslında çok güzel söyledin. Benim idealciliğe başlamamda veya devam ettirmemde en büyük etkenlerden bir tanesi de bu olmuştur. Öğrenciye karşı sorumluluk, öğretmene karşı sorumluluk, velime karşı sorumluluk. Ben bu okulu tanıyorsam, biliyorsam bu okulda eğer bir şeyler yapılacaksa bunu biz yapabiliriz anlayışı vardı. Biraz da görevi kabul etmemizin, devam etmemizin sebeplerinden bir tanesi de bu sorumluluk. Eyvallah. Hocam biraz daha okul dışında bir soru sorayım size. Merak ettiğimiz bir şey bu da. Siz her zaman öğretmen değildiniz, her zaman idareci değildiniz. Evet. Öğretmen olmayan, idareci olmayan bir Ali Duran var. Biraz onu anlatır mısınız? Kimdir, ne yapar? Nasıl bir Aslında insandır? yok yani. Yok mu Aslında yok yani. Ben olmayan, idareci olmayan bir Ali Duran yok. hocam? Az önce söyledim. Gece de idareciyiz, gündüz de idareciyiz. Hani bu soruya nasıl cevap veririm ben? Öğretmen olmayan Ali Duran, idareci olmayan. Aslında gerçekten yok şu anda yani öyle bir kişi. Ama Anladım yine hocam. cevap vermeye çalışacağım. Ne demek istediğini anladım. Buyursunlar. Cevap vermeye çalışayım. Yani aslında dediğim gibi Murat Hocam, hani düşünemiyorum bile ama şöyle söyleyeyim en azından. Öğretmenliğin, idareciliğin dışında kalan anlar diyeyim ama dışında değil aslında, öyle söyleyeyim. Yani benim işte siz de biliyorsunuz, tanıyorsunuz en büyük hobim diyeyim. Bir sporu severim ben. Evet. Spor yapmayı severim. Güzel, güzel Fırsattan basketbol doğunca oynuyorsunuz. halı saha, basketbol, tenis, yani sporun her alanını seviyorum. Yani artı bir de doğayı çok severim. Yani doğayla baş başa kalmayı severim. Ben köyde yetiştim. İlkokulu köyde bitirdim. Anladım. O çiçeklerin, böceklerin, otların, derelerin içinde büyüdüm. Hayvanların arasında büyüdüm diyeyim, öyle söyleyeyim. O yüzden özlemlerimi, bazen yoğunluğumu hep böyle köye kaçarak, bir bahçem var, meyve O. ağaçlarım var, işte 3-4 yıllık. Yani o da benim için güzel bir hobi aslında. Orada oyalanıyorum, bazen belliyorum, bazen buluyorum, bazen yenilerini ekiyorum. Hedeflerim, hayallerim tabii var daha ileride. Oraya 3-4 dönüm, 3 dönümlük bir yerim var. Yani spor artı doğa diyelim. Orada Anladım. işte farklı bitki türleri, hatta yabani olan, nesli azalmış olan türleri böyle dikmek istiyorum. Öyle bir alan oluşturmaya çalışıyorum. Branşınız gereği zaten hakim olduğunuz bir alan. Yani seviyorum. Evet. Peki hocam, çok Onu teşekkür ediyorum. seviyorum. Evet. Hocam malum tüm Türkiye, tüm dünya pençesinde sızlanıyor. Bir pandemi gidiyor. Ne zamana kadar gidecek onu da bilmiyoruz. Allah cümlesini korusun. Bir an önce sağlıkla atlatalım umuyoruz. Pandemi sürecinde SİYAL nasıldı? Eğitimi nasıl yürüttü? Pandemiyle ilgili, eğitimle ilgili Şimdi görüşleriniz neler hocam? Murat Hocam, ben bu soruyu sen yine bana sor da benim aklımda olan bir konu var. Tabii Onu hocam. özellikle bahsetmek istiyorum. Tabii, tekrar sorarım Unutursam hocam diye ben. de Lütfen buyurun unutmak lütfen. da istemiyorum. O yüzden araya gireyim. Şimdi Siyal büyük bir aile derken az önce biz özellikle bahsetmem gerekir bence burada. Siyal ailesinin içerisinde şu ana kadar okulda okumuş, mezun olmuş. Bakın 91 mezunlarından bahsettim. İlk mezunlarımız bizim. Siyal'de öğretmenlik yapmış, emekli olmuş. Siyal'de çalışmış, memur olarak çalışmış, hizmetli olarak çalışmış, emekli olmuş ve hala çalışan. Aynı zamanda velilerimiz. Bakın Siyal ailesinin içerisinde bütün bunlar var. Ama bunların yanında özellikle söylemem gereken okul aile birliğimiz var bizim. Şu anda da işte Sibel Hanım, Sibel Baysal Hanım, inanın onların çok büyük destekleri var Evet, bize. emekleri çok Ve öğrencimiz üzerinde. bundan önce sanki bizim bir parçamız, ne zaman telefon etsek hemen koşturup gelirler. Bundan önce görev yapan okul aile birlikleri de aynı şekilde. Biz onlardan çok büyük destekler alıyoruz. O yüzden onların haklarını teslim etmek isterim. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.
Biz de Yine teşekkür özellikle ederiz. söylemek istiyorum. Bakın 2 yıldan beri dedik ki biz az önce 93 mezunlarıyla biz bir hamle başlattık. Hani bu 2-3 bin lirayla başlayıp da 30 bin liraya yakın para toplandı. Onun arkası devam etti. Ve eski okulumuzda biz o yaşam alanı dediğimiz alanı oluşturmak istedik. İşte başlamıştık. Proje sınıfı, işte kodlama atölyesi, resim atölyesi, müzik sınıfı, ondan sonra kütüphanemizi revize etme aşaması, hatta halı saha vesaire. Bak bunları biz bu yaşam alanını aslında hani söylediğimiz şey çok uçuk afaki hayal değildi. Yok değil değil. Yapma Yapılıyordu aşamasında. yani. Gayet yapılıyordu. Evet. Ama nasip böyleymiş. İnşallah hayırlı olmuştur bizim için. Şimdi ne oldu? Konferans salonu olan yeni bir okul. İşte soracaksın onu da biraz sonra herhalde. Evet, Söylemiştim. soracağım hocam. Hani tesellimiz bu bizim. Ben burada şu anda bakın derneğimiz kuruldu bizim. Bu hamleyle beraber bunun arkası geldi. Bizim hep bir yaramızdı, bir eksikliğimizdi yıllardır. Böyle büyük marka bir okulun bir derneği yok. Hocam hep bahsediliyordu bir dernek kuralım. Sağ olsun burada da bazı arkadaşlarımız öncülük ettiler. İşte başkanımız Umut Kırtıl, hukukçu kendisi mezunumuz. Yine Gül Hanım var, Gül Hocam. Yani şimdi ismi hepsi aklıma gelmez. Esra Hanım var, işte GMK'da çalışan. Bu arkadaşlarımız öncülük ettiler. Tabii bunun yanında saymadığım ismini diğer arkadaşlarımızla beraber. Bir dernek kuruldu şu anda. Şimdi daha güçlüyüz biz. Ancak bir eksiğimiz var. Şu anda bizi izleyenler ya da bunun arkadaşları, çevresi mutlaka vardır. Bu derneğimize biz biraz üye eksiğimiz var. Mezunlarımızın bir an önce Çok bu şaşırdım. Yani Siyah derneğimizi. kadar çok mezun olan bir yerde üye eksiği olmasına şaşırdım. Evet. Şimdi hemen işte dernek kuruldu. Şu anda çalışmalarına, desteklerine başladılar. Öğrencilere öncelikle hedefimiz de burada. İhtiyacı olan birçok öğrencimiz var. O yüzden bir arkadaşlarımızdan ricam, özellikle isteğim Siyel Derneği'ne üye olmalarını istiyoruz. Yani yakınlarına, çevrelerine, gruplarına paylaşsınlar ve bir an önce bu sayımızı artıralım. Evet, bu da bir Tabii hamle olsun bugün. Bugünkü çağrımız bir hamle evet. olsun. Katarak artsın. Siyel evet, Siyel Mezunlar Derneği Instagram hesabını takip etsinler. Aynı zamanda bizim kendi Instagram hesabımız var biliyorsunuz. Sırrı alt tire, Nirjalı alt tire diye. Biz bütün etkinliklerimizi orada sürekli taze bir şekilde Evet. paylaşıyoruz. Web sitemizde ve orada. Onu da takip ederlerse çok memnun oluruz. Biz onlarla hep bütün olmak istiyoruz. Evet, teşekkür ediyorum bu dernek kurucularına ayrıca. Şimdi senin sorun neydi Umut Pandemiyi Hocam? sormuştum hocam. Pandemide Siyel ne Pandemi. yaptı? Hani nasıl bir eğitim yaptı? Bununla Evet. ilgili görüşleriniz neler? Tamam. Pandemi süreci yani aslında şöyle söyleyeyim ben. Burada yine öğretmenlerime ben şükranlarımı iletmek istiyorum. Balıkesir'de pandemiyi en iyi götüren okul Sırrı Yüce Anadolu Lisesi. Bunu çok açık yürekli söylüyorum. Yani bunu bana ben söylüyorum. Başkalarından da duyarlar muhtemelen. Çünkü gerçekten çok yürekli, cesaretli, gönlünü vermiş öğretmenlerimiz. Yani az önce söyledim, ne dedim ben? Ders zil çaldığı zaman okul açıkken öğrenciden önce sınıfa giriyor benim öğretmenlerim. İnanın bu pandemi sürecinde de öğretmenimin acil bir hastane işi oluyor. Hocam diyor ben arıyor hemen telefonla. Ben bak bu derse şu saatte gelemiyorum. Öğrencilerime haber verdim. Bunu şu saatte yapmış. Bakın böyle bir aciliyeti olan bir olayda bile öğretmenlerimiz bu anlayıştı. 11. sınıflar hocam okula gelemiyor. Ne yapalım onlar için bir şey yapalım. Bunu ben kaç tane öğretmenimden duydum. Yani biz kaybetmedik. Aslında bundan avantajı çıkacak benim öğrencilerim. İnşallah. Çünkü zeki, akıllı öğrenciler. Ha, ne yaptık pandemi sürecinde biliyorsunuz. Hazırlık sınıflarımız geldi. 9. sınıflarımız başlamıştı. 12. sınıflarımızda 20 Temmuz'dan itibaren biz yüz yüze kurs düzenledik. Ve ilk başladığı zaman 141 tane öğrencimiz başvurdu bizim. Ve Zannediyorum tek şaşırdılar devlet yani. okulu olarak biz yaptık bunu galiba. Evet, 20 Temmuz'dan itibaren biliyorsunuz yüz yüze. Hatta şu anda biliyorsunuz 12. sınıfta iki biliyorsunuz iki gruba ayırarak
yüzde eğitime de başlamıştı. Hem kurs Evet, hem eğitim. çok da Onlar güzel için gidiyor. çok büyük bir avantaj. Büyük bir avantaj oldu. Konularını hemen hemen tamamladı zaten. Bundan sonra yapacakları şey ne? Bundan sonra eksiklerini tamamlayıp bol bol soru çözmek, konu tekrarı yapmak. Ama kendilerini boğmadan, hep onu söylüyorum, özellikle söylüyorum. Boğmadan çalışmalarını sürdürecekler. Yalnız yine fırsat bulmuşken yine söyleyeceğim. Belki velilerimizden dinleyen de vardır. Bizim okulun öğrencilerinin bir eksiği şuydu şimdiye kadar. Hep bunu her fırsatta söylemeye çalışıyoruz. Bir insan sürekli dinleyici pozisyonda öğrenemez. Okulda öğreniyorsun, kursta öğreniyorsun, özel derste öğreniyorsun. Aynı konuyu 3-4 defa tekrar ediyor. Bakın bu bizim okulun bir zaman bakımından kaybıydı aslında. Benim öğrencim en iyi öğretmeninden zaten okulda biyoloji dersini alıyor. Kimya dersini, fizik dersini alıyor. Gelememiştir. Hocam O felsefeyi de derste söyleyelim arada. o dersini alıyor zaten. Ama gelememiştir. O gün hastadır. Onun tekrarını yapacak. Eksiğini tamamlayacak. Artı kursa gidip, artı özel ders alıp, artı ona gerek yok. Neye ihtiyacı vardı benim öğrencimin? Öğrendiği konuyu kendine evde zaman ayıracak. 2 saat günde, 3 saat gerekirse o konuların tekrarını ve soru çözümlerini yapacak. Sürekli dinliyorsun Hocam, ya. şu an teknik bir sorun yaşıyoruz. Ben onu düzelteceğim müsaadenizle. Zannediyorum süreden kaynaklanan bir sıkıntı mı yaşadık bilemiyorum. Şu an tamamız hocam. Buyurun kaldığınız yerden devam edelim Tamam. efendim. Buyursunlar. Yani duyuldu mu benim söylediklerim şu ana kadar? Evet hocam, çok küçük bir kısmı. Tamam. O zaman benim öğrencimin eksiği neydi? Benim öğrencim hep dinleyici pozisyonda kalmayacak. Bakın bu çok önemli bir şey. Benim öğrencimin öğrendiği, okulda öğrendiğini evde tekrar etmesi lazım ki, onunla ilgili soru çözmesi lazım ki onu konuyu kendine mal edebilsin. Sürekli dinle dinle değil. Bakın bu bir eksikti. Pandemi bir avantaj olsun. Tamam, birçok eksiğimiz var. Ama şu anda öğrencimin kendine zaman ayırma vakti var. Konularıyla ilgili soruları çözsünler. Çünkü oradan dinliyor, oradan dinliyor, oradan dinliyor aynı konuyu. Sınava geldiği zaman farklı bir soru çıktığı zaman orada şaşırıyor kalıyor. İşte şimdi buna bir fırsat var. Bütün öğrencilerim için aynı durum bu. Yani bilmek kadar yapmak da önemli. Aynen. Yani bir yolu tarif edersiniz bir kişiye. Hadi hiç bilmediği bir yeri anladın mı anladım da hadi git bakalım dediğin zaman birçok sorun yaşar. Bunun gibi bir şey bu. Hadi problem konuyu anladım çöz soruyu dediğim zaman sorun yaşamaya başlarsın. İşte orada zihin çalışmaya başlayacak. Bunu da bir avantaj kabul ediyorum ben öğrencilerime. İnşallah bu kalan süreci bu şekilde değerlendirirler. İnşallah. Biz onları elimizdeki imkanların hepsini sunmaya hazırız. Bakın denemeler yapıyoruz. Biz 20 Temmuz'dan itibaren deneme yapıyoruz. Hatta 11'leri kattık. Ara sınıfları da katacağız. 9-10'lar için bir anlama yapıyoruz şimdi. Ha deneme nasıl? Şimdi tabii şartlar online yapmaya müsait. Ama biz onu da geçtik. Ne yapıyoruz? Yayıncıyla anlaştık. Öğrencilerimiz gidiyor oradan alıyor. Oraya işaretlettiriyor ismini. Geliyor evde denemesini yapıyor. Tekrar cevap anahtarını sisteme giriyor. Değerlendirmesi yine bütün öğrencilerin arasında yapılıyor. Yani İmkan çok. öğrenci fırsatları değerlendirirse avantaj onlarda olacak. Yalnız çok özel söylemek istediğim bir şey var. Her şey çok güzel. Ama bakıyorum mesela biz yoklamaları alıyor öğretmenlerimiz bize gönderiyor. Bazı sınıflarda bazı öğrencilerin devamsızlıkları var. Evet devamsızlık belki %90 var, %95 ama bu derse devam çok önemli. Hem ailelerimize söylüyorum, hem öğrencilerimize farkında olmayan varsa artık başka alternatifiniz yok. Mutlaka öğretmeninizi dinleyin. Kaçırdığınız konu varsa da onların tekrarını yapın. Bu avantajı dezavantajı çevirmesinler. Ben Evet, Mehmet de Hocam. hazır konuyu size açmışken özellikle son sınıf öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Geçen yıl da bizi güzel temsil ettiler. Her yıl güzel temsil ediyorlar. Bu sene de Evet. edecekler. Ha, İnşallah kendilerine oradan güzel bir gelecek hazırlayacaklar. soruların arasında aslında sormuştun bu Sormuştum yılki evet başarın hocam. Ben de nasıl diye ama bir iki cümleyle istersen ondan da çok bahsedeyim. çok memnun Bayağı olurum hocam.
Şimdi yani biz akademik alanda aslında bir doyumumuz var. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Mesela ben istersen sadece geçen yılla karşılaştırayım. Buyurun. Geçen yıl oranlarıyla. Şimdi tabii bizim için felsefe okuyan bir öğrenci de çok değerli. Mühendislik okuyan bir öğrenci de çok değerli. Tıp okuyan bir öğrenci de çok değerli. Biz bu şekilde ayırmak istemiyoruz. Öğrencimiz ne yapıyor? Geliyor, hocam benim alanım bu. Belki tıp kazanacak seviyede. Belki Boğaziçi işte en iyi puan alacak bir seviyede. Ama diyor, ben Boğaziçi felsefeyi tercih ediyorum. Biz de seve seve onu destekliyoruz, teşvik etmeye çalışıyoruz o alan. Yani bizim için kriter sadece tıp fakültesi ya da işte endüstri mühendisliği değil. Bizi de öğrencilerimiz hep böyle göğsümüzü kabartıyor, yüzümüzü ağrıtıyor. Mesela tabii bunlar mesela geçen sene Koç Üniversitesi'nde tam burslu kazanan kaç 3-4 öğrencimiz vardı Evet, 3-4, sanırım. 3 diye Var mı? hatırlıyorum. Yani alan söyleyeyim. Hani alanda isterse söyleyeyim. Belki kriter olarak kabul eden arkadaşlarımız vardı. Vardır. Geçen sene mesela 20 tane tıp varken bu sene 33 tane tıp fakültesi vardı bizde. Ve söyleyelim buradan samimi bir sohbet. Bakın şartlar böyle olmasına rağmen okulumuz bizim şu anda biliyorsunuz geçici olarak başka bir okulda Evet, olmamıza rağmen misafir yeni okulumuz. yeni güzel okullar açılmasına rağmen bizim öğrencimiz bizim okulumuzu terk etmiyor. Başka okullardan duyuyoruz şu kadar şuraya geçmiş, şu kadar özel okula geçmiş. Bizim öğrencimiz inanın tayini çıkıyor babasının. Babası gidiyor kendisi kalıyor okulda. Evet. Ben burada kalacağım, burada kalacağım diyor. Siyah'da kalacağım diyor. Böyle öğrencilerimiz var bizim. Gidiyorsa da buruk gidiyor için. Evet. Gidiyor, geri geliyor. Murat Hocam gidiyor, geri geliyor. Geri gelen öğrencilerimiz var. Hani Evet. tabii bütün biz eğitimcilerimize saygı gösteriyoruz. Özel okullarda bizim okulumuz. Dursun Hocam. Bey'de köy okulu da bizim okulumuz. Bizim Tabii ki. öğrencimiz hepsi. Biz kendi yağımızda kavruluk yapmaya çalışıyoruz. Ve yaptığımız şeyde de iddialıyız. Yani biz öğrenciye yeteriz. Ve en iyi yerlere buradan göndermek isteriz. Şöyle, hep diyoruz ya hocam, siyah yaparsa en iyisini yapar. O sloganı tekrar bir dile getirmiş olalım. Hocam, hazırlık sınıfı çok önemli bir avantaj. Az önce de siz ifade ettiniz, dil insana farklı bir bakış açısı, kültürün ötesinde farklı bir insan da yapıyor. Dünya vatandaşı da yapıyor. Okulumuzda hazırlık sınıfı olmasının avantajı nedir? Öğrencileri, özellikle bizim okul tercih edecekleri de yine burada bir sanki açmak lazım bu konuyu ayrıca diye düşündüm. Evet, Murat Hocam bunlar aslında her birisi ayrı bir şey panel konusu. Ayrı bir oturum konusu aslında. Evet, şimdi velimiz, öğrencimiz kendi yaşadığı çevre kültürle düşündüğü zaman diyor ki bazen veya kendi okulundaki anlayışla aldığı eğitimle İngilizce eğitimiyle düşündüğü zaman bazen diyor ki ya bir yıl ben İngilizce ayırmam doğru mu diyen velilerle karşılaştım ben. Ve üzülüyor tabii insan böyle olunca. Diyor ki benim diyor çocuğumun İngilizcesi çok iyi diyor hocam diyor. Benim çocuğum işte 6 ay yurt dışında kaldı diyor mesela İngilizcesi iyi diyor. Ben diyor burada okumasa hani 9'dan başlasa olmaz mı gibi değerlendiriyor. Tabii bizim verdiğimiz İngilizce onların anladığı söylediği İngilizce değil. Tabii farklı bir şey. Bunda iddialıyım ben. Yani o kadar güzel, iyi öğretmenlerimiz var ki bizim. Hocam, Yani bir ben cümleyle kendim... sözünüzü böleyim. Hazırlık sınavlarına, yani hazırlığı olan üniversitelere giden öğrencilerimizin tamamına yakını hazırlık sınavlarını geçiyor. Aynen. Yani. Bazıları geçmek istemiyor, ben okuyacağım diyor. Oradan Evet. kalıyor. Evet. Yani bu sene daha İngilizce okuyacağım diyor. Şimdi aynen öyle. Yani ben bazen kendi öğretmenlerimize bile imreniyorum şahsen. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Bizim öğrettiğimiz İngilizce herhangi bir İngilizce değil. O İngilizcem iyi diyenler biliyorsunuz bizde 9. sınıfa geçmek için bir sınav oluyor. Evet. Hatta nakil olmak isteyen, 10. sınıfa gelmek isteyen, 11. sınıfa gelmek isteyen öğrenciler oluyor. Puanı yetenler tabii bunlar. Bir bakıyorsun iyi İngilizcem diyen 30 alıyor. 40. Hani biz bırakmak istediğimizden değil. Geçen oluyor ama çok nadir. Yani o bizdeki İngilizce seviyesi, o söylenen İngilizce seviyesi değil. Bizim çocuğumuz İngilizce cebine koyuyor buradan. Evet. Ben niye iki tane dil diyorum? İngilizce geçiyoruz biz zaten. İngilizce saymıyoruz artık.
Evet, Bu evet. okuduğu süre içerisinde ikinci yabancı dil Almanca'yı öğrenmesini istiyoruz çocukların. Artı biz şimdiye kadar Almanca diyorduk, bundan sonra hedefimiz farklı dilleri de yaymak. Böyle bir imkanımız var. Yani belki şartlarımız oluşursa seneye işte bir Çince, belki Rusça sınıf açma, tabii tamamen değil. Almanca tercih eden Almanca bir sınıf, işte Fransızca ise Fransızca, Japonca ise Japonca. Biz böyle şartlarımızı oluşturduğumuz zaman öğrencilerimiz bu imkanı da sunmak istiyoruz. Çünkü çağ artık farklı. Hani iki tane, üç tane yabancı dil biliyor musun diye soruyor artık şirketler. Eğer biliyorsan zaten birçok kriteri elemiş oluyoruz. Teşekkür ederim. Master yapmak isteyen, akademik kariyer yapmak isteyen eğer bizim okulda okumuşsa bunlar onun için problem değil artık. Ben biliyorum kendi dönemimden. Hala doçent. Niye? İngilizce sınavını geçemediği için. İşte var ya üniversitede arkadaşlarımız bizim. Böyle akademik alanda eğer bir kariyer yapmak istiyorsanız böyle bir okulda okuyacaksın. Evet. Ben işte şurada kursa gittim bir sene biliyorum demekle olmuyor işte. Biz arkadaşlarımız böyle bir İngilizce veriyoruz. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Benim için hazırlık sınıflarının ikinci bir ayrıcalığı var. Önemi var. Benim çocuğum orada, öğrencim, gelecek 4 yılı planlıyor. Olgunlaşıyor. Ve bir yaşam disiplini, hayat Sınav disiplini stresini kazanıyor. atıyor. Yani 8. Evet, sınıftaki hayat disiplini kazanıyor orada. Bundan sonraki 4 yıl için. Hedeflerini belirliyor. O yüzden öğretmenlerime büyük güç düşüyor. İngilizce öğretmenlerime ki çok özel öğretmenlerimiz hepsi de. Artı şunu da söyleyeyim parantez içinde. Şu anki İngilizce öğretmenlerimizden 4 tanesi bizim eski mezunlarımızdan. Yani okulun iklimini, kültürünü bilen, disiplinini bilen, anlayışını bilen evet. öğretmenlerimiz. Daha güçlüyüz yani. Hocam teşekkür Evet. ediyorum. Zamanından kaynaklanan ufak tefek teknik sorunlar yaşıyoruz. Ben özellikle sohbetin insicamını bozmamak için araya girmiyorum. Bazen bir duraklamalar oluyorsa seyircilerimizden özür diliyoruz. Seste mi bir problem oldu? Yok hocam sizinle ilgili değil. Bu internet ile ilgili bir durum. İnternetin kendisiyle alakalı bir durum. Yavaş yavaş da zaten sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz. Evet. O önemli soruyu sorma vakti geldi. Az önce Çince'den, Japonca'dan bahsetmişken, hocam yeni okulumuzda dil sınıfı da olacak mı diye böyle dolaylı bir soru sormuş olayım. Dil laboratuvarımız var mı? Nasıl bir bina olacak hocam? Dil Ne laboratuvarı sınıfı dedin? hocam. Ha, dille bakıyor. Tabii ki, tabii ki. Ya şimdi valla ben anlatırken bile biraz hani sevinerek anlatıyorum. Evet, şimdi belki biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yerimiz hani biraz küçük kendi okulumuza göre ama sevinerek anlatıyorum. Hani projeyi şu anda medyaya yansıtmadılar. Ama çok güzel bir proje. Bir kampüs havasında bir okul geliyor. Hızlı bir şekilde inşaat devam ediyor. Oradan yakında geçen var mı bilmiyorum. Tabii projenin yapımında yine dedik ya büyük bir aileyiz biz. Burada da kendimizi gösterdik. Projenin yapımında hem mimari aşamada hem inşaat aşamasında hem elektrik aşamasında bizim kendi mezunlarımız şu anda Bu büyük bir görev. gurur meselesi bence. Mesela mimarı işte Sinan Balcı mezunlarımızdan bizim. Ve özenerek yaptık benim bu proje. Neden? İşte bazen dediler ya 2 ay oldu daha başlamadı, işte 1,5 ay geçti falan. Neden öyle oldu? Çünkü bu proje normal tip bir proje değil. Herhangi bir okul projesi değil. Biz ilk önce teşekkür ediyorum kendisine. Bizden de hani görüşleri aldılar ki sahada olan bizleriz. Nasıl bir okul olması gerekir? Tamam teknik aşamayı onlar bilecek ama bizim ihtiyaçlarımız neler? Biz nokta nokta çizdik, verdik, söyledik. Dedik ki bize 2 tane müzik sınıfı, bakın 2 tane diyorum dikkat edin. Hangi okulda var 2 tane müzik? 2 tane resim sınıfı. Yani böldüğümüz zaman öğrenciyi 15'i resim, 15'i müzik 2 sınıfta ayrı ayrı yapabilecek. Proje sınıfı, kütüphanesi, yani atölyeleri, laboratuvarları artı 32 derslikte çok güzel bir okul geliyor. Artı etkinlik alanı, bakın bu da güzel bir Bir şey. kampüs lafı var hocam. Nedir o Evet, kampüs? kampüsvari bir şey geliyor. Ayrıca konferans salonu, yine spor salonu, yemekhanesi, kantini ile tabii alanımız bizim geniş. Yaşanabilecek, okunabilecek demiyorum sadece bakın. Yaşanabilecek bir Evet. alan.
yaşam alanına geliyor inşallah. Tabii bunun içini doldurmak bize düşüyor. Ben mezunlarımıza tekrar burada teşekkür ediyorum çalışmaları sebebiyle. İnşallah yakında biz bu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. O heyecanı birlikte çok yaşamak merakla istiyoruz. Bekliyoruz hocam resimleri, fotoğrafları. Evet, çok güzel bir proje var. Üniversite kampüsünü andıran bir proje. Dediğim gibi anlatmakla olmuyor, görmek lazım. Biraz daha sabır diyorum ben. İnşallah. Bu arada spor lisesi yöneticilerine de daha önce de söylemiştiniz siz bana. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar bizi misafir ettiler. Ağırlıyorlar. Evet, Geçici bir sürede olsa. Evet. Kolay değil. Yani hiç değil. Hakikaten onlar için de çok büyük bir sıkıntı. Bakın yeni bir okul açtılar ve okullarını bize açtılar. Evet, direkt hem de hiç Heh, kullanmadan. Evet. Tamam biz bu bir sene 150 öğrenciyle işte yine bir Anadolu Lisesi'ni idare ederiz. Ama siyah öğrenciler de mağdur olmasın. Onlar da bizim öğrencimiz dediler. Özellikle Atilla Bey'e de teşekkür ederiz. Kurucu müdürleri spor lisesinin. Birlikteyiz, paylaşıyoruz. Onlar da Evet. bizim öğrencimiz. Bizim öğrencilerimiz de onların öğrencileri. Kendilerine ayrıca teşekkür ederiz. Eyvallah. Hocam sohbetimizi yavaş yavaş sonlandırdık. İzleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, benim sormayı unuttuğum, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buyursunlar hocam. Valla çok mesaj var. İdarecinin öğretmenin mesajı olmadı mı? Hepsi mesaj yani. Yani biz şöyle söyleyeyim ben. Onların idarecisi olmaktan, öğretmen olmaktan hep gurur duydum, gurur duyuyorum. Çok özel öğrencilerimiz var bizim. Bugün bir örnek verdi arkadaşımız. Rehber öğretmenimiz. Deneme sınavı yapıyoruz. Deneme sınavları sonucunda da tabii az önce söylediğim sistemle öğrenci bir kısmı gidiyor, deneme kağıdını, deneme kitapçığını alıyor, evinde yapıyor, sisteme yüklüyor. Bir kısmı da imkanı olmayanlar da ne yapıyor? İşte ilçede mesela ne yapıyor? Online yapıyor deneme sınavını. Online olunca da süreyi bir 10 dakika fazla vermiş, Evet. tutmuş kitapçı, yani yayın evi. Neden? Çünkü elinde kağıt olmakla online yapmak arasında fark vardır. Yazıp çizemezsin üzerine diye 10 dakika fazla. Bunu fark ediyor. Ve öğretmenini arıyor. Rehber öğretmeni, hocam benim sıralamam bu ama ben işte ikinci, üçüncü gözüküyorum ama ya normalde bana 10 dakika fazla vermiş. Ben onu görmemiştim. Aferin. Ve bunu gidip işte yayın evine iletiyor. Yani Maşallah. İşte böyle öğrencilerin öğretmeni idarecisiniz. Evet. O yüzden hiç gocunmuyorum. Emeğimiz feda olsun. Onların gözlerinden öpüyorum. En güzel yerlerde onları görmek istiyoruz. Onların değerlerine artı bir değer katabiliyorsak ne mutlu Ne bize mutlu diyorum. bize. Hem öğretmenlerimize, hem öğrencilerimize, sizlere, Eyvallah. liderimize, okul aile birliğimize saygılar sunuyorum hepsine. Yani mesaj olarak bunu söylüyor. En güzel Bence çok yerlerden. güzel bir kapanış oldu bu hikaye. Gerçekten çok hoştu. Güzel bir yayın oldu. İlk denememizdi hocam. Evet, Bilmiyorum. Başardık diye düşünüyoruz. teşekkür Hoş ediyorum oldu. Murat Hocam. İzleyenlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olsunlar. İnşallah en kısa zamanda yüz yüze İnşallah. öğrencilerimizle görüşmek istiyoruz biz. İnşallah Can hocam. atıyoruz onun için. Kavuşmak üzere Tüm diyorum. ülkemizin, tüm dünyanın selamete kavuşması dileğiyle ben de yayınımızı burada Bu arada, sonlandırıyorum. Buyursunlar. Buyurun. şunu söylemezsem çok üzülürüm sonradan. Birlikte çalıştığımız, biz bir ekibiz. Öğretmen, öğrenci. Evet. Benim iki tane idarecim var, yardımcım var. Mahir Yıldız ve Hatice Şerefanoğlu. Dediğim gibi sadece bir müdür her şey değil, öğretmeni, çalışanı ve idarecileriyle çok özverili çalışan arkadaşlarımız. Onlara Eyvallah. gerçekten gönülden ayrıca teşekkür ediyorum idareci arkadaşlarıma. Biz bir şey yapıyorsak onlarla birlikte yapıyoruz. Sadece bir müdür her şey demek değil. Teşekkür ederiz hocam. Katıldınız, bizi cesaretlendirdiniz, İnşallah. önder Çok, oldunuz, örnek oldunuz. Teşekkür ediyorum. çok yapacak şeyimiz var Murat Hocam ya. İnşallah, inşallah hocam. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Saygılarımı Hayırlı sunuyorum size akşamlar. de. Teşekkür ediyorum ben de sizlere. Hoşça kalın. Görüşürüz.